Herkese yeniden merhaba. Bir Her Daim Hareket programıyla daha karşınızdayız. Bugün matımızın üzerinde olacağız, kalçamızın üzerinde oturacağız. Hatta çok belirgin bir bölgeye yönelik hareketler yapacağız. Eğer çok fazla ayakta kalıyorsanız, durarak iş yapmak durumundaysanız ve belinizde ağrı hissediyorsanız bugün sizler için spesifik olarak bel ağrılarına karşı hareket egzersizi hazırladım. Eğer hazırsanız hemen başlıyoruz. Çok zor hareketler değil, ancak çok etkili hareketler olacak. Sizler de göreceksiniz. Hadi başlayalım. Şimdi matımın üzerinde, kalçamın üzerinde oturuyorum. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Parmak uçlarım karşıya bakıyor olacak. Dizlerim yine omuz hizasında bu şekilde kapalı konumda bırakmıyorum. Sırtım dik. Hiçbir şekilde kambur durmuyorum ki belime fazla yüklenmeyeyim. Aslında şöyle bir yanılgı var. Rahat pozisyonda, yani giderek cenin pozisyonuna döndüğünüz bir oturuşta siz evet rahat hissediyorsunuz ama uzun vadede sırtınız, beliniz, omuzlarınız öne doğru düştüğü için omurganızda bozulmalar yaratılıyor. Bu durumu engellemek için aslında dik duruşta sabit olarak kalmamız yeterli. Yapacağımız harekette ellerimizi ensemizden bağlıyoruz. Omzumuzu zorlamadan, itmeden, hiçbir şekilde hareket ettirmeden sabit olarak ellerimiz ensemize bağlanmış. Sırtımız dik. Sadece yapacağımız versiyonda şuna dikkat etmeniz lazım. Siz öne doğru eğilirken omuzlarınız öne düşerek üst gövdenizden, yani göğüs hizanızdan yukarısı mı hareket ediyor önce, yoksa tüm sırtınız bir sabit bir aparat var ve o sabitlikte tamamen üst gövdeniz mi hareket ediyor? Önemli olan bu. Mümkün olduğunca öne doğru eğilebilmenizi, öne doğru sağlıklı eğilebilmenizi sağlayacağız şimdi. Zaten kalçamız üzerinde otururken bile bir süre sonra bel ağrısı hissediyor olabiliriz. Ancak hareket halindeyken bu durumu biraz daha esneklikle ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ellerimizi enseden birleştirdik. Üst gövdemizi tamamen öne doğru uzatıyoruz. Başımız dizlerimize yakın olacak mesafeye kadar öne doğru eğildik. Şimdi burada hafif bir ağrı hissedebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Zaten normal duruşunuzdan farklı bir pozisyona geçtiğiniz için o ağrı her halükarda olacaktır. Öne doğru eğildim. Sonrasında başımı hafifçe dizlerime yaklaştırıyorum ve giderek omurgamla dikleşiyorum. Başlangıç pozisyonuna dönüyorum. Tekrar göstereceğim, birlikte yapacağız. Bunu da mümkün olduğunca tekrar sayısıyla değil, saniyeyle, dakikayla yapmanızda fayda var. Çünkü zaten esneme egzersizi olduğu için sizin giderek yaptığınızda rahatlamayı hissettiğinizi görmeniz gerekiyor. Tekrar ellerimi enseden birleştirdim. Hiç boynumu zorlamıyorum. Öne kapandım. Başım dizlerimin hizasına gelecek şekilde başımı içe doğru soktum. Tekrar yukarıya doğru çıktım. Senkronik bir şekilde. Sanki şöyle düşünün, vücudunuz bir kepçe aleti. Onunla yerden bir şey kazıyormuşsunuz gibi hareket ettiriyorsunuz. Böyle bir düşünceyle yaparsanız belki daha kolay anlaşılabilir. Hareketi anlamak önce yapmaktan daha zor geliyor. Önce hareketi anlayalım, sonra uygulamaya geçelim. Tekrar gösteriyorum, öne doğru kapandım ve dikleştim. Kapandım, dikleştim. Hareketi uygularken kapandınız, tekrar başa döndünüz. Bu hareketi yaparken
Nefes verdiğinizde karın kaslarınızı da sıkmış olacaksınız, belinizi daha rahatlatmış olacaksınız. Sadece durduğunuzda hissettiğiniz bir ağrıya dönüşecek. Evet, başta da söylediğim gibi kalçalarınızın üzerinde dik postürde durmanız oldukça zor. Günlük hayatımızda yapmadığımız bir duruş bu. O nedenle hareket halindeyken o ağrıyı daha da azalttığınızı göreceksiniz. Tekrar. Son 5. 4. 3. 2. 1. Eğer hareketi yaparken çok fazla öne eğilemiyorum, başım dizlerime yaklaşmıyor diyorsanız da hiçbir problem yok. Nereye kadar uzanabiliyorsanız üst gövdeyle. Sadece bunu yapmamızdaki amaç şu, belimizi daha net esnetmek, üst gövdemizi bir bütünmüş gibi hareket ettirmek ve dikliğimizi hiç bozmadan gövdemizi çalıştırmak. Hareketi dediğim gibi daha önce olduğu gibi 15 tekrar 3 set halinde değil. Bunu dakikayla yapabilirsiniz. Önce yarım dakikayla başlayın. Sonrasında zaten bugün bu hareketlerin farklı versiyonlarını yapacağız birlikte. Her biri farklı bölgeye yönelik olmayacak bugün yapacağımız hareketler. Bel bölgesine yönelik, sırtımıza yönelik hareketler yapacağız. Eğer sırtınız, beliniz ne kadar kuvvetliyse yapmanızı kolaylaştıracak diğer egzersizler var. O nedenle bugün yapacağımız hareketler dakikayla saniyeyle olacak. İkinci egzersizimize devam ediyoruz. Şimdi ikinci egzersizimizde ilk egzersizimizin farklı versiyonu, aslında tam tersi versiyonu. Yine pozisyonumuzu aldık. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık, sırtımız dik, postürümüz düzgün bir versiyonda bekliyoruz. Kalçamızın üzerindeyiz. Zaten bir süre sonra dediğim gibi rahatsızlık hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi yapacağım harekette önce kafamı eğiyorum öne doğru. Karnınıza doğru küçüldüğünüzü hissedin. Küçüldüm, küçüldüm. Sonrasında buradan uzuyorum. Üst gövdemi uzattım ve bacaklarımın arasına, dizlerimin arasına üst gövdemi yerleştirdim. Sonrasında dikleşiyorum. Tekrar ellerimi enseye bağlayarak yapacağım hareketi. Önce karnıma doğru küçülüyorum. Başımı içeriye doğru alıyorum ve önce başım, sonra omuzlarım, sonra göğüs kafesimi küçülterek karnıma kadar inmeye çalışıyorum. Kapandım. Uzandım. Buradan dikleşiyorum. Dediğim gibi biraz önce ne yapmıştık? Önce öne doğru eğilmiştik dik versiyonda. Sonra başımızı bacaklarımızın arasına alıp geri yükselmiştik. Şimdi tam tersi. Dikken kapanıyoruz, ileriye doğru uzanıyoruz ve açılıyoruz. Bu harekette özellikle, ilk harekette de o şekildeydi. Bu hareketlerde özellikle nefes vererek yaptığınızda ya da nefes alarak o nefesi harekete yaydığınızda daha etkili, daha esnek olduğunuzu göreceksiniz. Kaslarımız çalışmaya başladığından dolayı zaten nefes verdiğimizde o kaslar kasılmaya ve küçülmeye ya da büyümeye devam ediyor olacak. O nedenle nefes bu egzersizlerde çok önemli. Ayrıca belinizi rahatlatma da etkili olacaktır nefes. Buna dikkat ediyoruz. Tekrar pozisyonumu aldım. Ellerimi ensemden birleştirdim. Kapandım. Üst gövdemi kapattım. Tamamen kamburum. İleriye doğru uzandım. Dik versiyona geçtim ve yükseldim. Başlangıç pozisyondayken nefes alıyoruz. Nefesi vererek hareketi tamamlıyoruz. Nefesinizi ona göre kontrol etmenizi istiyorum sizlerden. Sadece bir anda "f" diye nefesinizi vermiyoruz bu harekette. Esneme egzersizi olduğu için ne kadar uzun nefes verirsek o kadar ciğerlerimizi de kontrol altına almış oluruz ve hareketi doğru bir şekilde, rahatlatıcı bir şekilde yapıyor oluruz. Tekrar. Küçüldüm.
küçüldüm. Küçüldüm. Küçüldüm tekrar. Farkındaysanız küçülme esnasında hafif geriye doğru yaslanıyorum ve kendimi daha çok kapatabilmeye çalışıyorum. Böylelikle başta da söylediğimiz gibi aslında postürümüz dik başlıyoruz. Postürümüzü küçülterek ve onu tekrar başlangıç pozisyonuna dönerken dikleştirerek, düzleştirerek aslında esnekliğini artırmış oluyoruz. Bizim amacımız ne? Dik postüre sahip olup belimizi de rahatlatmak aslında. Sanki böyle durduğumuzda belimiz daha rahat gibi hissediyoruz. Başta da söyledim, tekrar tekrar söyleyeceğim hareketleri yaparken bu pozisyonda sanki rahatmış gibi duruyoruz ama omurgamız giderek S şeklini aldığından dolayı bu belimize büyük bir hasar veriyor. Tabii ki sırt kaslarımızın, omurgamızın düz olması, sırt kaslarımızın gelişmiş olması önemli. Ancak onu yaparken destekleyici esnemeler de o hareketleri hem doğru yapmanıza hem de devamlılığı olmasına neden olur. O nedenle hareket yaptınız, egzersiz yaptınız, sırt çalıştınız. Bir 5 dakikanızı birer dakika ayıracak şekilde bu hareketlere ayırmanız halinde inanılmaz esnemeyi de göreceksiniz. Zaten günlük hayatında öne doğru uzanamayan, ayaklarına değemeyen, belinde ağrı hisseden ya da daha fazla kapanamayan insanların olduğunu görüyoruz. O esnemeleri yarattığınızda, yaptığınızda ve bu esneme hareketlerini yaptığınızda daha fazla öne kapanabildiğinizi, yerden bir şey alırken daha az zorlandığınızı göreceksiniz sizler de. Hiç zor değil, hiç efor sarf ettirecek hareketler değil. Oturduğunuz yerden, koltuğunuzun üzerinde, hatta sandalye üzerinde bile yapabileceğiniz egzersizler bunlar. Sadece oturduğunuz yerden yere uzanacaksınız, yerde yapacaksınız, matı getireceksiniz diye bir şart yok. Hareketlerin farklı fonksiyonel kısımlarda yapılabiliyor olması da hareketin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Tekrar yapalım, son 5 tekrar yapalım, tamamen sindirelim hareketi. Ensemizden bağladık, küçüldük, hafifçe geriye doğru ittik, belimizi de geriye doğru ittik, kalçamızı da. Küçüldük, ileriye doğru nefes vererek uzanıyoruz, dikleştik ve başlangıç pozisyonuna döndük. Son tekrar. Yine bu hareketi de saniyeyle yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncü egzersizimize geçtik. Üçüncü egzersizimiz hepsinin bir parçası aslında. Sadece yapacağımız şey kollarımızı ensemizden birleştireceğiz. Yine bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Postürümüzü hiç bozmadan dik pozisyonda tutuyoruz. Sabitledik kollarımızı, öne doğru eğiliyoruz. Nefes verdik burada. Tekrar kalkıyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey, tek bir şey var. Evet, belinizi rahatlatmanızı istiyoruz bu harekette. Ancak kollarımızı ensemizden birleştirdiğimizde ister istemez kollarımızla ensemizi, başımızı biraz daha bacaklarımıza yaklaşsın diye itiyor olabiliriz. Şimdi bunda dikkat etmeniz gereken nokta ise duruşunuzu biraz daha sabitlemek olacak. Şimdi başımız bu şekilde duruyor, sırtımız dik, omuzlarımız geriye doğru itilmiş vaziyette. Çenem karşıya değil, göğüs kafesime bakıyor. Bu pozisyonda durduğunuz vakit ne kadar ensenizden kollarınızla itiyor olsanız dahi boynunuz izin vermeyecek, sabit kalmaya devam edecek ve boynunuzda rahatsızlık hissetmeyecek. Bir yeri düzeltirken diğer yeri bozmamaya özen gösterelim. O nedenle duruşumuz, çenemiz göğsümüzü gösterecek şekilde kollarımızı birleştirdik. Üf.
Başta nasıl bu şekilde yapıyorsanız ya da dik oturuşunuzda da ileriye doğru uzatıyorsanız da dediğim gibi başınızla daha fazla ileriye gitmeye çalışabilirsiniz. Bunu istemiyoruz. Duruşumuz bu şekilde. Ensemizde eğer kısalan kaslarımız varsa ensemizdeki kasları da boynumuzu rahatlatabilecek şekilde esnek pozisyona getiriyoruz. Duruşumuzu tekrar gösteriyorum. Ellerimi bağlamayayım, daha net görebilin. Normalde karşıya bakarken bu şekilde duruyoruz. Direkt çenemizi göğsümüze yakın hale getirdiğimizde ensemizdeki kaslarımız gerginleşiyor. O kasları hissediyor olmamız lazım. Tekrar kollarımı bağlamadan hiç çenemi boynumdan, göğüs kafesimden uzaklaştırmıyorum. Öyle olunca ister istemez omuzlarınız da öne düşmüyor. Sabit kalmaya daha net devam edebiliyorsunuz. Bu şekildeydi hareketimiz. Her birinden farklı farklı versiyonları yapabilirsiniz. Hangisini daha rahat yapıyorsanız demeyeceğim. Hepsinin de farklı görevleri var. O nedenle hepsini de ayrı ayrı yapmanızı istiyorum sizlerden. Birer dakika yapmanız bile yeterli olacaktır. Sevgili izleyiciler, bugün 3 egzersiz gösterdim. Bu 3 egzersiz sadece belinizi rahatlatmaya yarayacak. Belinizde fıtık varsa ya da herhangi bir ağrı hissediyorsanız, çok fazla oturmaktan dolayı olabilir, çok fazla ayakta kalmaktan dolayı olabilir. Her neden dolayıysa da bunu engelleyebilecek, belinizi rahatlatabilecek esneme egzersizleri gösterdim. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.